Sana da bu yakışırdı. Telli duvaklı gelin olmak değil. Böyle gizli saklı evlenmek. Çıksana yukarı. Hı? Hak ettin o yukarıları. O söylediğin yalanlarla. Baba. Elini öpmeye geldik baba. Senin yerin artık kocanın yanıdır. Allah mesut etsin. Namusunu kurtarmışsın ama söylediğin yalanlarla ezip geçtiğin babanın gururunu hiçbir zaman kurtaramayacaksın. Allah seni affetsin. Baba, söylediğim yalanlardan en çok ben utandım. Kendimden utandım. Ne kadar acı çektiğimi anlatabilirim ama bunları niye yaptığımı anlatamam. Ne kadar anlamsız olduğunu ben de sonra anladım. Beni affet diye yalvarabilirim sana. Ama kendimi savunamam. Sadece evliliğimi savunabilirim baba. Ben çok sevdim baba. Çok sevildim. Böyle evlenmeyi ben de istemezdim. Ama elimden başka bir şey gelmedi. Baba ne olur bak bana. Ben yaptıklarımın bedelini ödedim. Böyle kabul et. Ne olur hep birlikte yeniden başlayalım. Ben sana bir kez elimi uzattım Feriha. Ama artık senin yerin o kocam dediğin adamın yanıdır. Ve artık senin ondan başka ailen yoktur. Baba. Sana her şeyi itiraf edebilmek için bir yıl kıvrandım. Sen Cansu'dan öğrendin. Babama iyileştiğinde biz evlendik diyecektim. O da başkasından öğrendi. Ben hep geç kaldım. Korumak istediğim herkesin canını daha çok yaktım. Yaşayacağımız hiçbir şeyi önceden göremiyoruz. Bazen önümüze geleni yaşamaktan başka şansımız olmuyor. Babam okula geldiği gün o benim babam diye bilseydim.
sana ailemin durumundan bahsetmiş olsaydım. Babama evlendiğimizi söyleyebilseydim. Ne olurdu hiç bilemeyeceğiz işte. Ben bunları telafi edebilecek miyim? Ya onlar? Yediğin dayakları. Seni istemediğin bir adamla evlendirmeye çalışmalarını. Okuldan geri almalarını. Onları telafi edebilecekler mi? Sen sana yaşattıkları her şeye rağmen onları bırakmasın. Şimdi sıra onlarda. Deneyecekler herhalde. Yeni yanlışlarımız, yeni sırlarımız olmayacak. En azından buna söz verebiliriz, değil mi? Yeni sorunlar olsa da yanlışlar olmayacak. Buna söz verebiliriz. Evdeyiz kardeşim. Yok sağ ol. Biz biraz yalnız kalmak istiyoruz da. Sonra konuşuruz. Hadi bay bay. Tamam, iyiyim ben. Bedel ödemem gerekiyordu, ödedim. Şimdi her şey çok kötü görünüyor ama daha kötüsü olmayacak. Ortaya çıkmamış hiçbir hatam, sırrım kalmadığına göre artık herkes her şeyi biliyor. En kötüsü oldu. Daha kötüsü olmayacak. Emir, bir iki gün kaçalım mı buralardan? Herkese her şeyi bırakalım. Bırakalım. Ay, çiçeği burnunda çiftimiz de buradaymış. Hadi gidelim. Aa, aşk olsun. Hayır, küs müyüz? Ya o kadar hukukumuz oldu Emir Bey. Ne hukukunuz olmuş sizin? Yani hani akrabayız ya, o bakımda. Hayırdır çifte kumrular, balayına mı? Uğraşma bizle Seher. Aa tatlım, ben sizinle niye uğraşayım? Ne güzel, gidin gezin, eğlenin. Da bende bir emanetiniz vardı da. Hadi bakalım. Çok özletmeyin. Daha bir sene olmadı buraya geleli. Üzerinden yıllar geçmiş gibi. İyi ki geldik. Manzara çok güzelmiş. Ben de yemek söyleyeyim o zaman. İçki söyleme ama, yasak bir hafta. Yok. Thank you.
Hadi giyin artık. Üşüyeceksin. Emir. Ben de yemeklere bir bakayım. Evi, annemi, babamı, Cansu'yu. Bizim çocukluğumuz birlikte geçti. Bazen çok sevdim onu. Bazen çok kızdım. Benden nefret ettiği gibi nefret ettim ondan. Sana en çok beni o kızla muhatap ettiğin için kızıyorum. Sana o kadar inanmıyordum ki. Cansu seni tanıdığını düşündüğüm tek kişiydi. Onu dinlerken senin gerçeklerini dinliyorum zannediyordum. Ama onun yalanlarını dinliyormuşum. Bir daha ne o kızın adını duymak istiyorum ne de yüzünü görmek istiyorum. Emir hasta o. Yani tamam bize yaptıklarını unutmayacağım ama gözümüzün önünde delirdi. Biz hiçbir şey yapamadık. Adayı seviyorum. Hem her şeyden kaçabiliyorum hem de kaçtığım şeyleri uzaktan görüyorum. Oturalım mı şuraya? Hadi. Hoş geldiniz. Ne hazırlarsınız? Merhaba. İki tane Türk kahvesi aldım. Sade olsun. Tamam. İstanbul'a dönünce... Döndüğümüzde önce bir evimiz olacak. Sonra o ev yuvamız olacak. Mezun olduğumuzda da hemen kendimize bir mekan açacağız. Biz birlikte mi çalışacağız? Niye? Benim karım burslu işletmeci değil mi? Şimdilik öyleyim. Bursu alırlar elimden herhalde. Hem mekan senin, sermaye senin. Ben patronu kale aldığını çekemem ya. Yani. Teşekkürler. Emir şu halimize bak. Hayal kuruyoruz. Geleceğimizi planlıyoruz. Hiçbir şey saklamamak ne kadar büyük güçmüş. İlk defa bu kadar özgür hissediyorum. Bundan sonra her şey daha iyi gidecek. Biliyorum. R. R kim Emir? Hatırlayamadım, bilmedim. E niye açmadın? Hem neyin R'si o? Aa, suratın haline bak. Bir şey sordum diye ödün koptu. Aman iyi. Merak etme, bir kadın olduğunu düşünsen böyle davranmazdın.
Canım sen otur çay söyle, ben de geliyorum. Nereye? Bir işim var, geleceğim. Daha önce geldiğimizde yaz sonuydu, hava daha sıcaktı. Bütün korkularıma rağmen çok mutluydum. Şimdi? Şimdi sadece mutluyum. Artık korkular yok. Soru işaretleri yok. Önümüze ne gelirse birlikte yaşayacağımızı biliyorum. Gel. Gel. Bu sefer öyle çok bakamadım, seçemedim. Karşıma çıktı, ben de beğendim, aldım. Ben de bunu aldım. Tezgahta gördüm bugün. Yani öylesine bir yüzük ama... Sen takınca bir anlamı olacak. Hadi o zaman. Tek başıma geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim. Beni sakla avuçlarında. Sakın bırakma. Seni çok seviyorum. Avuçlarında sakın bırakma. Sevdalı bakışınla yüreğimde dağlar devrilir. Biz kalmış. Bütün ömür feda edilir seni. Sabah oluyor. Sevdalı gülüşünle yüreğimde dağlar devrilir. Farklı görünüyor muyum? Yani farklı hissediyorum da.
Bu sabah her şeyden çok farklı. Hadi günü kaçırmayalım o zaman.